Kim bakar defter kaleme? Pır. Kuşa. Ondan sonra neyse gittim, babamı çağırdılar. Dediler ilkokul dedi şey diplomasını ver, ilkokul 3'e gidiyor. Diplomayı verelim dediler, bunu git dedi ortaokula yazdır. Neyse rahmetli babam dedi diplomayı aldı, şimdi ortaokula götürecek ya. Diplomayı aldım nasıl olsa dedim, kim ortaokula gidecek? Sonra beni tuttu tamirciliğe verdi. Onda da diye usta oldum, kazandım. Ama sonunu getiremedim. Kuş yüzünden mi oldu? Kuş yüzünden. Memleketim güzeldi, şeydi ama bazı yönleri işte, bazı kendini bilmeyenlerin yüzünden yani şey oldu. Ondan sonra İzmir'e geldim, yerleştim işte. Anonim şirket kurdum. O da kuşun yüzünden gene ortağı bana bir kazık attı mı? Kaldırıyorum kuşu, seyrediyorum kuşu ve bekle, bekle, bekle kuşu. O da istediği gibi oyunu oynattı. Gene bugünüme şükürler olsun. Yani kuş yüzünden işi de kaybettin. İşi de kaybettik. Koca anonim şey, ulu bir anonim şirketi imza yetkisi. Bir de benim o bir oyuna getirdi, imza yetkisini bana verdi. 380 bin lira o zamanın parası. Sene kaçtayım? 91'de falan. 91'de. Anladın mı? Bir vurgunu vurdu gitti. İmza yetkisini de bana verdi. Zaten anonim şirkette bir kurul toplanmadı. Memurlar geliyor, şey geliyor. Onların şeydi, ondan sonra ana mafyanın eline düştüm. Şeyin eline düştüm. Allah'ım bugün ne şükürler olsun. Allah'ım Amin. kötü şeylere zeval vermez. Amin. Memnunum ben kuş. Ama yine de kuşu bırakmadın yani. Bırakma. Son nefesime kadar kuşu bir. Kuşu bir de eğiteceksin. Kuşu mesela uçurduğun zaman, şey ettiği zaman toplu uçurmayacaksın. Kuş oyuna girdi mi? Teke düştü mü? Ondan sonra onu tek kaldıracağım. Bir iki gün yerde kuşu gösterme. O kendine yer yapsın. Ondan sonra o kendine yer yaptıktan sonra ondan sonra şeyde ben bazen mesela uçurduğum zaman kuş sefere geliyor ya, bakıyorum hangi tarafı, gidip orada oturuyorum, oraya gelmez. Neden? Kendine mesela bu yön güzel. O yönden gelsin. Mesela orada oturuyor. Şey ettiği zaman hayvan beni görüyor. Tabii oradan geliyor. Şey yaptığı güzel yerden geliyor. Ondan sonra hayvan devamlı aynı. Bir de teke düştüğü zaman kuşla uçurmayacaksın. Yani Ona kuşu alıştırmak mı var? alıştırmak, Yani eğitmek, yerine aynı de şey gibi eğitmek var. kuş o huyunu bırakıyor mu peki o geldiği yerdeki? Tabii, hayır. O kendine yer yapıyor ya, aynı yerden gelip giriyor. Yani senin öğrettiğin yerden geliyor. Aynı yerde. Yani başı boş bıraktığın Başı zaman boş bıraktığın zaman nerede rahat bir yer varsa o tarafa oradan yönlendiriyor dağılıyor. kendini. Ama ben mesela o yönü ona alıştırmak için orada oturardım. Burada otururdum. O kendine sonra kuşları çıkarırdı. Ondan Evet. sonra gelir giderdi, gelir giderdi, gelir giderdi, alışırdı. Çünkü orada güzel kuşlar uçuruyordum. Ama buraya geldim. Hayvanlar burada şimdi kendi rüzgarı gördüm. Çok rüzgarlı. Yeğenimin orada mesela uçuruyor. İnan ben sözünü balla kesiyorum abi. Birçok yere gittim. Yani gittiğim yerlerde çok rüzgar var diyorlardı. Amenna, orada da rüzgar vardı. Ancak buradaki rüzgar kadar ben rüzgar Çok fena. görmedim. Çok fena Ya burada. inanın dışarıda bırakın durmayı kuşu salma şansın yok Ya gördün rüzgarda. hepsini makaslamışım, Evet. kıyamıyorum. Evet. Şimdi kaldırdım mı rüzgar götürüyor, şahin götürüyor, aşağı tarlaya düştü mü bu sefer şeye götürüyor. Şimdi sana diyorum ya, Allah nasip ederse şimdi, bende ne damarlar var. Evet, çoksunu mesela uçurmamışım. Evet. Neden? Ama damarını biliyorum. Biliyorsun. Mesela vereceğim insan mahcup olma. Arkadaş altından ya yavru al uçur veya da kanat ver uçur. Anlatabildim Evet. mi? Yani bir yere yalan dolan iyi bir şey değil. O aldığın şeyi de şey yaptığın adam emek edecek, adam Verecek parayı. uçuracak. Öyle kolay değil bir kuşu bacaya düşürmek. Kesinlikle, kesinlikle. Anladın mı? Onun emeğini boş ettikten sonra bu işe yaramaz. Yani kandırmaya da gerek yok Kandırmaya diyorsun. gerekmez. Evet. Ben bu yaşıma kadar Allah'a şükürler olsun. Kimseyi ne kandırmışım. Bugüne çocuklarımın mesela işleri güzel, işleri güzel. Benim de fazla yani şeye ihtiyacım yok. Ama Evet. biraz kuşlar çoğaldı. Yani Kıyamam, sen kıyma, kıyma, kıyma. Nereye kadar kıyım? maddiyat değil de bir nevi maneviyat tarafındasın. Yani kuşlar çok olduğu için
Onlara da artık fazla günah. Enerjin yetmiyor günah vesaire. Yani. Günah yani. Bir de yaşım ile mesela devamlı ben yeğenimi çağıracaklar. Oğlum gel buraya. O da işe güce gidiyor. Evet. O da yoruluyor. Ya bir yere yani yapar hani, zaten. Yine zaten, kuşlar onun da kuşu ama. Zaten rahatsız. Çok fazla kuş oldu mu insan bir yerden sonra dayanamaz bir hal alabilir yani. Memal de var bir de. Yani vebali benim, var yani kesinlikle. Benim belimde şimdi 6 tane vida var. Evet. Geçmiş olsun. Platin var. Mesela diz kapakları o tamircilikten dolayı yerine evet. Kışın orada dizlerimizi koyuyorduk ya. Şimdi dizlerim berbat. Şimdi eskisi gibi bakamıyorum. Evet. Bakamadıktan sonra bu iyi bunu vermeyeyim, bu iyi onu vermeyeyim, bu şeyini vermeyeyim. Ya hayvanın günahına girmeyeyim fazla. Yeğenime söylüyorum. Yeğenim diyor ki bak amca ver burada uçuyor. Oğlum uçurduğu kadar uçur. İstediğini uçur. İstediğini uçur. Ama bunu daha artık yani mecbur kaldım. Kıyma nereye kadar kıymayacağız? Evet gelsin seyretsinler ilk baharda. Allah nasip ederse gelsin seyretsinler. İlk baharda. Hazır kuşlarımız Allah nasip ederse seni getireceğim. Evet. Böyle canlı canlı. Şey ettiğim zaman da canlı canlı gelsin seyretsinler. Mesela benim o çıplaklarım, benim o göklerim, benim o mesela kızıllarım, kızıl deriz. Evet biz de kızıl. Onların mesela oyunları daha değişik. Çıplakların oyunu, çikolataların seferi bol. O çikolatalar uçtuğu zaman bazıları ilk başta sıka giriyor. Bir de aşırı takla atanları var bazısı. Taklaya doymaz. Bakarsın hafif bir taraftan dirsek şimdi yalan Allah'ın düşmanıdır. Evet. Bir taraftan hafif dirsek açar. Ama bu korkmasınlar. Dirsek açtığı zaman ondan sonra 2-3 gün sonra uçtu mu tak kapatır onu. Düzeltir ya. Tabii. O şeyi de duymuştuk hatta deneyimlemiştik. Dirsek açıp kapattıktan sonra ki kuş daha iyi yapıyor kendini. Sen daha de, iyi oyun. Zaten şeyini. Onların seferini sayamazsın. Evet. Onların seferini sayamazsın. Yani diyorsun ki aslında diyorsunuz ki bizde kupalık da kuş var, seyirlik de kuş var. Seyirlik de kuş var. Yani kimin ne aradığına göre değişiyor var. Bizdeki olay tabii, diyorsunuz. Tabii. Metraj. Bir tek yani uzun kaçan kuşumuz yok. Ha, yani. Uzun kaçan kuş yok. Uzun kaçış şimdi ben. Ha, uzun derken de 35-40 metre yapar diyorsun 40 ama. 40 metre istisnalar çıkıyor. İstisna çıkar yani. Ama 30 ama metre. 15 metreden aşağı düşen yok. Mesela var orada donuklarım. Mesela gösterdim ya orada sana şey. Evet. Paçası savurmuş. Evet. O mesela 12-13 dakikayla kaçar onlar uzun gider. İster onları yarışa soksunlar. İstersen şey etsinler. Anladın mı? Evet. Kupaya yazsınlar. Onlar çok aşağıda da gördün onları. Onların hem oyunu hem kaçışı hem de böyle doyamazsın. Bunlar neydi? Benim biraz kuşlarım öldü. Evet. Neden öldü? Bir arkadaşı kıramadım. Bir tane kuş bana hediye etti. Getirdim ben. Ana! Kovalarla atmaya başladım. Ulan ben ne şimdi hiçbir yerden istersen altın değerinde olsun bir kuş getirip artık kuşların içine katmıyorum. Veba bulaşıyor diyorsun. Veba bulaşıyor. Benim kuşlar hep aşılı. Peki amcam senden şey anlatmanı istiyorum. Bana anlattığını bu bir vilayette kuşu gidip izleyip de başhekime söyleyip almıştın. Onu bir anlatabilir misin? He, onu Erzurum'da. He, Erzurum'da. Erzurum'da şimdi gittik. Numune Hastanesi'ne şey kuruyoruz. Makine kuruyoruz. Evet. Erzurum'da. Baktım bir tane açık kağıt gibi bir kuş uçuyor. Ulan gittim neyse adamın yanına yaşlı bir adam mıydı? Selamünaleyküm, aleykümselam. Ya amca dedim seyredebilir miyim? Ya nereli sen yeğenim dedi. Dedim Karslıyım ama dedim İzmir'de oturuyorum. Neyse kalktım gittim. Çay mı içersen kahve mi içersen dedi. Oranın dilinden konuşayım da. Dedim amca ne olursa olsun. Ondan sonra Allah rahmet etsin. Şimdi vefat etti. Telefonla açıyorum. Ondan sonra dedim ya gelip gidiyor hayvan. Sonra dedim amca bunu bana satmaz mısın? Aha dedi, bir tane cücük almışam, onu da sana satam. Dedim amca, peki bunların anası babası hangisi? Abi dedi, açık gökler dedi. Dedim, onları bana sat. Ben de o zaman 40 bin lira mı ne aile kalıyor. Kaçta? 84 mü, 83 mü bu aralar, 83.
Dönertaş makine sanayinin ustabaşısıyım ben. Şimdi elemanlar kuruyor, ben de kabullerine gidiyordum. Ondan sonra neyse benim kafama da ne takmışım? 50 bin lira buna vereceğim. Bir aylığından fazla. Vermedi bana. Ben de baktım neyse ona bunu nasıl bundan alacağım, nasıl bundan alacağım? Numune Hastanesi'nin müdürü Behzat Bey, hiç unutmam. Dedim sayın müdürüm dedim, bu iki tane makinenizi dedim parça fabrikadan getirtirim, ayağa kaldıracağım. Yalnız burada bir tane kuş var, o kuşu bana alır mısın dedi. Ya dedi ondan kolayı ne var? Sen dedim bana sor ondan kolayı ne var? Kalktı önüme düştü. Geldi şimdi karşıdan müdürü gördü, kendileri suya verdi. Ondan sonra o müdürüm hoş gelmişsen, beş gelmişsen, ne içersen falan filan. Oturduk ondan sonra ya dedi amca dedi sende bir tane kuş varmış. Dedi bu hemşerime dedi ver beğenmiş. İki tane makine var dedi. Çamaşır yıkama makinesi, sebze doğrama makinesi. Onları yapıyordu. 16-17 çeşit makine. Dedi o makineleri parça alıp tamir edecek. Müdür bey dedi belimi yettiği yerden kırdı. Ulan dedi sen ne kadar uyanıksan. Sen müdürü nereden buldun getirdin? Ondan sonra kaldırdı kuşu aldı paketledi getirdi Allah seni inandırsın. Tuttum 14 bin lira o zamanın parası 14 lira 1000 lira nerede? O zaman öyle sıfırları bol para değildi. Anladın mı? O beş, en büyük para 5 lira falan çıkmamıştı. 1000 lira 1000 lira da her adamda 500 her adamda yok oldu. Ondan sonra neyse kuşu aldım getirdim aynen 40 gün kuş bende. Şimdi o şehire gidiyorum kabulünü yapmaya bu şey. Kanat kuyruğunu yonmuşum kanat kuyruk geldi. Ama hayvan yemyeşil işiyor. O günü geldim sabahla dedim daha bu uçmaz. Böyle bir bıraktım. Biraz durdu o yana bu yana ondan sonra şehitti böyle bir terpendi bir koptu. Ama hayvan nasıl o zaman gece kondu vardı. Aradan geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Karanlığa kaldı sen deme git orada otobüs durağına düş. Bir baktım oğlan elinde benim kuş gidiyor. Aldım ondan ürettim ama İzmir'de çok kuşçu seyretti. Benden çaldılar orada. Anladın mı? O kuşun soyunu çok izleyen oldu. O kuşun soyunu. Sen ne diyorsun? Biz parmak ısırtıyoruz. Müteahhit aldı benden. Başka birine sattım da sinirlendim. Bir tek o erkek kalmıştı. Bir de 9 tane de kuş. Berber Yusuf diye kulağı çınlasın eğer duruyorsa Konya'ya taşındı. Sinirlendim. Ben kuş pazarına falan gitmem o kadar mantap olmam yani. Bazı arkadaşları görmek eskiden gidiyordum için gitmiyordum. Geldim Yusuf dedim ya kuşları gel sana bir erkek de içinde. Ha bir tane yavrusu duruyordu. O yavruyu sabahla kaldırdım aynen mübarek köşeye gelip gidiyor gelip gidiyor. Şahin geldi lip onu aldı gitti. Moral iyice sıfır oldu. Baktım gittim dedim Yusuf dedim kuşları gel sana vereyim. Dedi o kızıl erkek içinde mi dedim he. Ne istiyorsun dedi. Ulan dedim ne veriyorsun. 30 lira dedi vereyim. Tamam ulan ama param yok dedi. Adam da yerini bilmiyormuş. Ama kuş pazarında şey etmişim. Ulan o gece sabaha kadar yatamadım. Ulan ben bu kuşu niye verdim buna? Ben bunun peşine ne kadar düşmüştüm nasıl buna verdim? Bornova'da Enver abi var. Müteahhit. Zengin. Belki de duyar. Anladın mı? Kuşu gitti eski İzmir'den. Çiçek çıkmış gözünde 25 bin liraya o zaman aldı. Enver abi bir çift kuş aldı. Gidiyorum Enver abiye. Niye Enver abi de bunu bu yavruları bana ver. Enver abi de şimdi mesela şimdikinin 15 bin lirası. O zamanın parası. Ondan sonra ne ya İbrahim'in bu kadar. Kulağı çınlasın duruyor ya işte. İkinci yavruyu aldı bir daha. Enver abi buna ne istiyorsun? Bu kadar. Onları da alıp getirdim. Sonra birini uçuruyor. Aman Allah'ım diyor. İbrahim beni ne kandırmış. Erkeği de öldürdü. Sonra onları benim dünürüm vardı. Ona verdim. Dünürüm ne yaptıysa bilmiyorum. Dünürüme çok iyi kuşlar verdim. O şekilde kaybettim onları diyorsun. Tamam. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi bunlar ya. Benim burada dediğim çok eski ırk. Şimdi dediğin gibi sen kalabalığı gördün. Evet. Ama kıyamıyorum. Ama kıyamam. Kıyma. Nereye kadar evet. Kıymayacağım? Burası aslında bir mahzen diyebiliriz. Mahzen gibi bir yer hayvanların. Evet, evet. Onun için yani değerli insanlara, böyle iyi besleyen insanlara, anladın mı? Böyle değerinde mesela şeyinde,
Gelip görsünler. Veririm onu. Allah razı olsun dedi mi bana yeter. Ve de %99 diyecek ki Allah razı olsun. Ha, kuşların çoksu mesele sürkülü değil. Hı hı. İstersen damazlık tutsun, altından aldığı yavruyu uçursun. Evet. İstersen kanat versin uçursun. Arkasındayım. Onu bu gibi demeyeyim ki böyledir, öyledir, falandır, filandır. Biz senin anladın sözüne itimat ediyoruz İbrahim abim, İbrahim amcam. O yüzden dolayı bunu izleyenler de senin sözüne itimat edip seni ziyaret etmek isteyenler, sizi ziyaret etmek isteyenler olacaktır. Geleceklerdir. Kendi gözlerinle görüp ya Allah bakmaları daha iyi olur. Allah insanlıktan. Amin. Mesela ben birine verdiğim zaman onun telefonunu not ederim. Sonu nasıl oldu? Şeyi nasıl oldu? Bunları takip hep ederim diyorsun. Tabii takip ederim. Aha, beğenmedi. Beğenmedi daha iyi beğendi. O evet. Da Allah'tan korkmadıysa. Bana dedi ya beğenme. O zaman tutar bir tane hediye gönderirim. Al diye bunu uç. Yetiştiğini al bunu yut. Denenmiş kuşları. Anladın mı? Ha, verdiğim zaman da muhakkak yanına bir tane hediye koyarım. Ben kuşumun arkasındayım. Ben kuşumun arkasındayım. Diyorsun. Yani beni mahcup etmez. Mesela o bozlarım olsun. Evet. Çikolatalarım olsun. Araplarım olsun. Hele o göklerim, mavilerim evet, olsun. Anladın mı? Ya hava yetmez. Yani o kadar kaliteli hayvanlar var. Sen kendin gördün mesela hayvanlar makassız görsen daha da yakışıklı, daha da güzel gözüküyor. Onun makaslı ile gözüküyor. Yerde yoksa kıyamazsın. Ha, yerde dediğin gibi mesela havada da iyi göstermesi lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Havada da mesela iyi kuş zaten geldiği zaman mesela alt tokatı verdiği zaman üstü de güzel bağlaması lazım. Evet. Anladın mı? Sonra ara şeyi mesela üst üste vurma değil. Böyle arayı açması lazım. Bazı kuş var mesela. Boğmaması lazım. He, boğmaması lazım. Zaten koptu mu böyle takır 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 gitmesi lazım. Anladın mı? Onu da bir de hayvana bol yavruyken bol nefes vereceksin. Bu nefesini vermedi mi hayvan kesilir. Hayvan yani o şeyi veremez. Nefesini açtıktan sonra bazı mesela bende donuklar var. Hı hı. Hiçbir kuşa uymaz yavruları. Yüksekte patlar. Ondan sonra uçağa sen istersen 50 tane kuş terpez şey, doymadan gelebilmez. Taklaya girdiği zaman. Zaten yavruyken de kendini yükseğe veriyor. Ondan sonra patladığı zaman ondan sonra ona ne yapacak? Kendini şey edeceksin. Öyle yön vereceksin ona. Ben yön dediğimde kuşları mesela ettiğin zaman yerin açıksa istediği taraftan girsin. Fark etmez. Anlatabildim mi? Yalnız onu şey ettiği zaman, taklaya girdiği zaman, kendini şey ettiği zaman tek uçuracaksın. Çünkü neden? Öndeki kuşlar mesela taklasız, mesela yavruyla uçuruyorsun. O mesela sök patlamış. O şey ettiği zaman bu ona yetişeyim diyerken kendini bozuyor. Çünkü o şey yapıyor, ha ona yetişip o önde gidiyor ya. Onun için şeye tam kendini havada oynadığı zaman hayvanı tek uçuracaksın. Bir iki gün kuş göstermeyeceksin yerde. Ondan sonra ona baktın gelip gidiyor. Sonra kuşu çıkarırsın o kuşun üstüne gelir gider. Zaten iyi damarlı kuş kendini gösterir. Ne yaparsan yap aynı yerden kalkar aynı yere iner. Damarı bozuksa zaten kaldırar. Mesela yerin burası 10 metre 20 metre o yana düştüğü zaman öyle kuşu ben beslemem bakmam. Kimseye de tavsiye etmem. Hani kuş kalktığı yere inmesi lazım. Ne olursa olsun. Ben mesela burada 73 yaşındayım. Ben 7 yaşından bu yana kuş besliyorum. Anladın mı? 7 yaşından. Ben bu kuşun bazı mesela şeyler var. Ben mesela orada hayatımı şey ettim. Ama kendini fazla kuşa da bağlatmasın. İşini gücünü suistimal etmesin. İşini bırakır. Ha gelir eve işi şey ettikten sonra. Gelir ondan sonra şeyi de kaldırır zevkine bir iki saat oynatır. Ondan sonra gider yine işine baksın. Bir de çocuklarına alıştırmasınlar. Anladın mı? Çünkü neden? Çocuk kendini mesela o kuş hastalığı öyle bir hastalıktır ki ne yaparsan yap vazgeçemezsin. Onun için çocuklarınıza dikkat edin. Evladınıza dikkat edin. Benim tavsiyem ben yandım siz yapmayın. Neden? Çünkü var mı yok mu ben hep o kuşun yüzünden getirdim. Ama iyi bir şey. İnsana kumar ettirmiyor.
Bak mesela Allah korusun ben içki kullanmam. Kumar yüzü, kahve yüzü ben bilmem. Anladın hiç bu yaşıma kadar meyhane falan şeyi bilmem. Ama iyi de bir şey, kötü tarafı sen işini suistimal et. Evini suistimal et. Gel onlarla uğraş, bu da olmaz. Her şeyin bir şey, sınırı vardır. Orayı da hiç suistimal etmeyeceksin, işini gücünü de suistimal etmeyeceksin. Kendini de mesela geldiğin zaman bir hastalığa güzel bir şey. İnsanı kötü şeylerden mahrum ediyor. Çünkü onu sevdiğin zaman insan o bacaya gelip gittiği zaman oh, insan daha değişik bir şey oluyor. Daha da böyle yerinden oynama. Bazı benim mesele şey ettiği zaman ben burada uçuramıyorum. Mesele İzmir'de şey o yerimden zıplıyordum. O çatırtıyla gelip gidiyor ya aman Allah'ım diyordum. Nasıl yapıyor abi? Onun zevki bambaşka olur. Yapabilir misin hareketi evet, var mı? İnsan böyle yerinden zıplıyor. Sen ne diyorsun? Şimdi öyle hayvan iyi bakacaksın. Evet, temiz şöyle, bakacaksın. Şöyle de ben sözünü yine balla kesim. Dediğin çocuklarımızdan uzak tutalım vesaire. Aslında biz bunun iyi tarafına baktığımız zaman çocuklarımızı pek uzak tutmamak da lazım. Yani kötü, bak, kötü işlere taraf, bulaşmasındansa... Yunus'um, evet. Kötü tarafı ne? Çocuğunu alıştırdınsa çocuğunu takip edeceksin. Fazla şey ettirmeyeceksin. Çünkü bu kötü, iyi bir hastalık. Çocuğunu kötü şeyden mahrum eder. Ama okula gidecekse okulda gelip okulda defterine çalışamadıktan sonra... İşe gidecek gelip kuşla uğraştıktan kötü yönü bu. Yoksa kuş dediğin insanı kötü yöne şeye çekmez. Çünkü hayvan sevgisi bambaşka bir şeydir. Anladın mı? Onun için yani kötü dediğim bu. Çocuğunu takip edeceksin. Öyle alıştır. Anladın mı? Bazı gençler var mesela işini gücünü bırakıyor akşama kadar onunla uğraşıyor. Bu da olmaz. Sen yine onun bir saati var mesela. Ha, müsait oldun mu, şey oldun mu, izinin olduğu zaman git hayvanınla uğraş. Uçur daha seyret de. Veyahut da işinden geliyorsun. Bir iki saat senin boşluğun var. Kaldır uğraş daha, uçur daha. Bu seni zaten kötü yere çekmez. Bu iyi bir şeydir. Ama ben dediğim, ticari şey ettiğim yanlış anlamasınlar. Çocuğu mesele takip edecek. Alıştırdığı zaman. Evet. Orantılı olması lazım diyorsun. Orantılı olacak. Yoksa çocuğu kötü yöne çekmez bu. Ne olursa olsun. Onu ben yani konuştuğum o. Pekala. Çok teşekkür ederiz. Ağzına Allah yüreğine Allah sağlık. Ellerinden öperiz abicim. Gözlerinden öperiz. Evet. Ben öncelikle Mert'e dönmek istiyorum. Biraz da Mert'ten bir şeyler duymak istiyorum. Yani şöyle bir dönüp baktığın zaman sen de diyor musun iyi ki kuşçu olmuşum. İyi ki de amcamdan veya çevremden bu alışkanlığı edinmişim, bu hobiyi edinmişim diyebiliyor musun? Ya, bir bakımdan diyorum aslında, benden aldığı ne var? Mesela ben de okumadım, kuş yüzünden okumadım şimdi açıkçası. Evet. Okul artık kuş uçuracağım diye. Şimdi görüyordum, yanında görüyorum, amcamda görüyorum, oynuyor, heves var. Hani gizli besliyordum kömürlükte, orada burada. Okul hayatımı aldı benden. Öyle söyleyeyim. İyi alışkanlığı da ne işte kahvedir, şudur budur, o yok. Devamlı kuşun içindeyim. Bazen savsaklık yapıyoruz yine. Yani havaya kuşu attığım zaman beni de bırakıp gidesim gelmiyor aynı anda oynadığı zaman. Yani işi bazen ekebiliyorum diyorsun. Ekebiliyorum, kıyamıyorum şimdi. Mesela o yüzden de amcam bana kızıyor. Hı hı. Arıyor mesela. O da takip ne yaptın, gitmedin mi? İşte amca kuş uçuyor falan filan kızıyor. O şekilde tabii. Oluyor diyorsun. Oluyor. Pekala. Yani... Ben gerçekten sizi tebrik ederim. Amca, oğul, amca yeğen, güzel bir işle uğraşıyorsunuz. Hepimizin uğraştığı bir işle uğraşıyorsunuz. Biz de sizler için İstanbul'dan kalkıp ayağına sağlık. Buralara, İzmir'e sizlerin ayağına yanına geldik. Seni bir daha Allah nasip ederse ilkbaharda havalar bile güzel. Allah nasip ederse çok hazır yaşlı mesele. 4 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında. Evet. O çıplak mesele şey... Aha. Irak çıplağına bak 8-9-10 yaşındadır kaldırıp sana seyrettireceğim. İnşallah bunları anladın. Mesela burada 5-6 yaşında mesela yeğenimin orada var. Kaldırıp sana seyrettireceğim bak hayvan nasıl ki. Evet kuşçular bazen mesela de ya bunda bu kadar var neden uçuyor? Uçuruyorum şimdi. Eskiden uçurmuyordu şimdi yeğenim Allah'a şükürler olsun burada şey uçuruyorum. Bak bir günde günahını çekeyim 3 tane birden verdi. 4 tane. Hatta 4 tane. Onu kaldırıyor ama alsın.
alsın diye uçurmayacak mıyız? Şey etmeyecek miyiz? Değil mi? O da onun nasibiymiş. Onun için Allah nasip ederse seni şeyde bu ilkbaharda sen bir daha ziyaret edeceksin biz bizi. De inşallah seve seve geliriz. Havalar iyi olduğu zaman telefonumu zaten yeniden kaydet. Evet. O iyi olduğu zaman gel de bir uçurayım, seyretsinler millet. Hep beraber ondan sonra izleyelim. Gelsin burada seyretsin alsın. Aynen öyle. Anladın mı? Kaçışına, uçuşuna, gelişine hayvan, bazı hayvan mesele var, dengesiz gelir. Hı hı. Bazı hayvan da var mesele, civa gibi gelir gider. Adamı mest eder. Bazı hayvan da var mesela gelir patır 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 gider. Ben de öyle hayvandan zevk almam. Benim hayvan dediği zaman yapışanlar oluyor mesele. Hı hı. Yapışan boş inmeyecek. Ben demiyorum ya öyle hep tokatlı olsun. Hı hı. Boş inen kuşu ben yem yedirmem. Anladın mı? Benden var mesele. Bizim mesela çikolatalarımla bazıları geliyor. Mesela alt tokatsız oluyor ama bir metreye, bir buçuk metreye kadar geliyor ama hayatta boş inmez. İndiği zaman da sefere gelir. İndiği zaman da 8-10 takladan aşağı inmezler. İnmez. O Araplarım ile bak, o Arap babalarını gösterdim sana. Hı hı. Evet. Babalarını şimdi kanat ver. Bak kaç yaşlı hayvan. Allah nasip ederse geldiğin İnşallah zaman babalarını sana... İnşallah ilkbaharda tekrardan sizleri ziyaret edeceğiz. Bir aksilik, bir olumsuzluk olmadığı sürece inşallah. Şimdi yavaş yavaş da programı artık sonlandırıyorum. Tamam. Gözüm size gelmişsin. Allah'a emanet ol. Allah'ın işini gücünü rast getirsin. Oradan buraya kadar zahmet ettin geldin. Tanıştığımıza memnun oldum. Bizler de çok memnun. Kusurumuz da var. Kusurumuzu affet. Estağfurullah. Anladın estağfurullah. Mı? Onun için yani Allah sonunu hayra çevirsin. Amin. Amin. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Anladın mı? Ben mesela birine verdiğim zaman eğer kalbim hainse adamı şeyde Allah onu da bana nasip etmesin. Anladın mı? Şeyine güvendiğin zaman beğenmemiş mi? Damazlık gönderirsen bir tane yanına yavru koyarım arkadaşım. Bunu uçur, damazlığını uçurma. Anlatabildim mi? Damazlığını uçurma. Bak bu da onlardan. Uçur da seyret. Bunu yapıyorum bazen. Evet. Pekala. Mert, senin söylemek istediğin son bir şey var mı kuşçu camiasına bizlere? Amcam zaten gereken her şeyi söyledi. Buradan arkadaşlara da ya da büyüklerime de elindekinin kıymetini bilsin. Tüm kuşçu camiasına selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Yani büyüklerin, ellenen küçüklerini, benden yaşlıları da olabilir. Çünkü bu hastaların küçüklerini de gözlerinden öpüyorum. Anladın mı? Hayvanlarına güzel baksınlar. İlacını, suyunu, her şeyini güzel versinler, temiz tutsunlar. Benim mesela o kadar kalabalık, eskiden o kadar ama şimdi tertemiz ederim. Mesela yeğenimden Allah razı olsun, ben o kadar bakamıyorum. Yeğenim Allah bin defa razı olsun. Ben mesela kızım olsun, bu olsun. Yani gelir bak temizler. Hanımı mesela gel eve, hanıma yardım ediyor. Bakıcı mesele var ama gene gelir yapar, eder. Yani bir evlat gibi. Yüzün olmasın, güzel, evlat güzel. Gibi, evlat. Ne güzel. Onun için o da mesele Allah nasip ederse uçuruyor. Seyrettirecek. İnşallah. Buna eminim. Şeye yazılmayamaz oğlum dedim. Kendi zevkine uçuruyorsun. Gerek yok. Uçur dedim millet seyretsin. Var videoları var. Videoları var mı sende? Var. Varsa onları da bana gönderirsen. Var videoları uçur. Onu da hep beraber izleriz. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben öncelikle emeklerinizden dolayı sizleri cani gönülden kuşçu camiası adına tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet, Kuşbaz TV izleyicileri, yepyeni bir programın daha sonuna geldik. Bugün sizler için İzmir'deydik. Bir sonraki programda bizleri takip edip nerede olduğumuzu öğrenebilirsiniz. Kanala abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.